Aslında toplumun içerisinde yönetici olmak, demokrasinin olmadığı ülkelerde topluma demokrasi mücadelesinden bir taraf olarak emek vermek çok zor bir şey. Birincisi, hani kültürel anlamda o demokrasi ve demokratik muhteviyatla haşır neşir olmuş, bir kere bu bilinci götürmek, birbirimize bu fikriyatı ulaştırmak gibi bir sorunumuz oluyor. Doğalında hani erkek egemen bir toplumda, redci, inkarcı, tek tipçi bir toplumda kadınlar olarak mücadele etmek aslında bu yönetme meselesinde hani güçlü sözler söylüyor olmanın zorlukları elbette var. Hani bizler de her birimiz bu zorluğu aynı zamanda yaşıyoruz ama aşmak için de bir çabamız, gayretimiz var. Bu da önemli. Yani Pir Sultan Abdal Kültür Derneği sonuçta bir Alevi derneği ve burada şey var, hani hünkârın o erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde fikriyat, hani böyle sanki erkek yok ama bu inançla ilgili bir şey, ama içinde yaşadığımız sistem kadınla erkek ayrımı yapıp toplumsal cinsiyet eşitsizliği meselesi olduğu sürece biz bundan bağımsız, biz bundan kopuk değiliz. Çünkü bu toplumda yaşıyoruz ve buradan bir kültür alıyoruz. Bu eşitsizlik kültürüyle büyüdüğünde bu sonuçta insana bir bakış açısı yaratıyor. Bir bakış açısını aşmak, bu bakış açısını çözmek gibi bir derdimiz var. O yüzden önce bu eşitsizliği kabul edip bir eşitlik mücadelesi vermeye ihtiyaç var. Hani kadınlar da o yüzden sayımız bu anlamıyla az olabiliyor. Hani bu konuda, çünkü önce kendimizi saran duvarlarımızı birinci elden kendimizin yıkması gerekiyor. Önümüzdeki hem sistemin, hem toplumun, hem inançların dayatmış olduğu duvarları yıka bu mücadele ancak böyle halka halka genişleyecek. Hani buradaki çaba bu anlamıyla önemli. Hani Pir Sultan Abdal Kültür Derneği de kadın yönetici olmak ve Ataşehir Şubesi'ne yönetici olmak, evet çok güzellikleri de var ama bir o kadar da zorlukları da var muhakkak. Ama bu zorluklara kaynaklık eden şey neresi dediğimizde, evet yani o sistemin erkeklere dayatmış olduğu o iktidar perspektifi ve başarılı olma meselesini engelleyen o bence anlayışla ilgili oluyor aslında. Yani biz buraya, ben birçok şubemizde böyle görüyorum, yani evet erkek yöneticilerimiz var, kadın yöneticilerimiz var. Neticede her birimiz toplumun eşit ve özgür bir inanç öz yaşaması için mücadele ediyoruz. Evet, bunda çok başarılı olma gibi bir derdimiz var. Bunda bir çabamız da var. Ben de burada bunu bütün üyelerle, mahalledeki herkese yapmaya çalışıyoruz bu meseleyle ilgili. Yani ne söyleyebiliriz? Birincisi, bu dernekte kadının görünmeyen emeğini görünür kılmak ve mutfaktan çıktığımız, yönetmek anlamda birlikte güçlü sözler söylediğimiz bir süreci yaşamaya çalışıyoruz. Yani bunu nereden söyleyebiliriz? Yani mesela burada kadın meclisinin, artık Pir Sultan örgütlüğü meclis olarak örgütleniyor. Kadın meclisinin kadınlarla buluştuğu özel bir çabası var bu meseleye dair. Ne bileyim, burada hani eğitim alanında burada 300 tane öğrencimiz var ve bu çocuklar anneleriyle, kardeşleriyle gelip mesela burada daha eşitlikçi, daha istismara uğramadığı kendi inanç alanlarında bir Türkçe, matematik, drama, resim, hani böyle sanatsal anlamda uğraşlar edindirmeleri için çok özel çaba sarf ediyoruz ve bunun da çok olumlu dönüşlerini alıyoruz. Bu anlamıyla çok değerli. Mesela biraz buradan hani üretmeye bakmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ben. Hani kadın olalım ya da erkek olalım, bu cinsiyetten çıkarıp toplumda birlikte üretmek gibi bir derdimiz var. Biz hani sürekli eksilten, sürekli tüketen, sürekli olumsuzluklar üzerinde anlatan değil, tebessümle gülerimiz, acımızı ve kederimizi paylaşarak azalttığımız, mutluluklarımızı ve güzelliklerimizi paylaşarak çoğalttığımız bir sürece evrilmek zorundayız bu meseleye. Bugün burada kadınlar da, kadın yöneticiler de bunu yapmaya çalışıyoruz ve bunu güçlü yaptığımızı kesinlikle biliyoruz yani. O yüzden daha fazla kadın sınıf bilinciyle kuşanmış toplumun aslında bütün inancını, kültüründen herkesi ortaklaştırabilmiş kadınların
daha fazla söz kurmasına, daha bu anlamda yönetimsel anlamda bulunduğu yerde yanlış yapmaktan, eksik yapmaktan kaygı duymadan daha fazla inisiyatif almasına ihtiyaç var bu anlamıyla. Bütün kadınlar bence bu yeteneğe sahipler, birbirimizden daha fazla güç almalıyız. Ya yaklaşım bazen şöyle olur. Hani az olduğunda, fikriyatında da kadınların varlığını önemli bir yere koyduğunda hep böyle kadınların gösterme alanlarında, ne bileyim işte resimlerde, ne bileyim işte bir yerde böyle yine erkek egemen aklın tarif ettiği yerlerde kadınlar sadece bir şey, nesne olarak kullanılmaya çalışıyor. Buna kesinlikle yüksek sesli itiraz etmeliyiz, ediyoruz yani. Atıyorum işte kadın yok ama bir yerde resim verirken kadınlar öne gelin dediğinde mesela bunu kabul etmemekle belki başlayan bir şey. Yoksak yokuz yani. Hani bizim varlığımızla biz kendimizi ifade edebilmeliyiz meselesini ben önemli buluyorum. 25 Kasım'ı bugünden konuşalım. 25 Kasım'a dair neler yapabiliriz? Toplumun şiddetin bu kadar arttığı, sokak hayvanlarının yasalarla katledildiği, çocukların, yeni doğan bebeklerin bile hastanelerde para karşılığında katledildiği bir ülkede bugün bizlerin söyleyecek çok daha söz olmalı. Bugün dünden daha öfkeli, bugün dünden daha örgütlü olmaya ihtiyacımız var. Hani bugünden şu şeyden çıkarmaya da ihtiyacım. Hani 25 Kasım takvimsel bir gün, o gün orada olmak ya da olmamak, olduğumuzda zaten hiçbir şey olmuyor gibi böyle bir yılgınlıktan çıkarmaya ihtiyacımız var. Ben başta Alevi kadınlar olmak üzere bütün kadınları bu toplumsal mücadelede ses vermeye, birlikte olmaya ve buna karşı çıkmaya ihtiyacımız var. Hani sustukça, sessiz kaldıkça biz bu saldırılardan korunmuş ya da bu saldırılardan yaşamamış olmuyoruz. Aslında bugün toplumun bütün kesimini sarmış durumda. Bu kadar yani vücudun herhangi bir yerinde bir yara oluştuğunda bu nasıl doğru müdahale zamanında edilmediğinde bütün vücudu sararsa bugün bu her türden şiddet, saldırı ve zulüm karşısında sessiz kaldığımızda toplumun bütün kesimlerini yayıldığını görmeye ihtiyacımız var. O yüzden ben bütün kadınları 25 Kasım'ın örgütlenmesine, 25 Kasım'da bütün kadınların sesini birleştirmeye ve bu sistemin dayattığı şiddeti ancak birlikte karşı koymak için sokaklarda, meydanlarda birlikte olmaya çağırıyorum.